temeli attık. Bu riske herkes girmez. Biz kulüp olarak böyle bir başkan, yönetim ve teknik heyet, biz, ben, böyle bir karar verdik. Çok da memnunuz. Her geçen günde daha iyi gittiğimiz görülüyor. Temel inşa veyahut işte salon yapıldı, mutfak yapıldı mı onu bilmiyorum ama her geçen gün daha iyi olacağımız kesin, ama bana derseniz ki şu tarih diye öyle bir tarih veremem, ama ben bu arada da herhangi bir sebep, herhangi bir bahane öne sürmeden geride kalmak istemediğimizi de söylüyorum zaten. Yani hiç oralara değinmeden, dokunmadan biz gideceğimiz mesafede kayıpsız mümkünse gidelim istiyoruz. Kaybettiğimiz puanlarda da çok üzülüyoruz açıkçası. Yani Marcao'nun 8 maç oynamaması bize, o bile bize çok pahalı. Onları da ağzımızı açmadan devam ediyoruz. Ama bu çocuklar her geçen gün daha iyi gidecek. Ocaktan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir iki de orada kafamızda plan var. Onları da yerine getirdiğimiz zaman daha rahat olacağız. Yani eğer mümkünse Haziran Temmuz'a az bırakacağız bazı şeyleri. İlk günde söylediğim şeyi şimdi yine tekrar ediyorum. Son maçın son saniyesine kadar bu grupta hiçbir şey belli olmaz. Eğer bugün biz yenseydik daha değişik şeyler söyleyebilirdim. Ama buna rağmen garanti değildi. Çünkü herkes gidip herkesi her yerde yenebilir. Şimdi bizim buradaki Marsilya maçımız daha belirleyici olduğu gibi duruyor. Oradan çıkacak neticeye göre yine bize beraberlik yetebilir. Ki devre arasına 1-1 girdiler şu anda. On maçın neticesini aldıktan sonra çok daha rahat bir fikir söyleyebilirim. Ama buradaki Marsilya maçı ne olursa olsun bugünkü mantaliteyle, yani 1-1 ya mağlup olmayalım demeden o reaksiyonu gösteren, 1-1'den sonra 8 tane pozisyona giren bir Galatasaray benim için geçerlidir. Yenemedik, çok üzgünüm ama bu felsefenin devam etmesini istiyorum açıkçası. Kim ne derse desin lideriz. Yine hangi sonuç olursa olsun 1, mağlup olmadık daha. 2, ki Avrupa'da 8. maç galiba. Evet hocam. Кто бы что бы не сказал, мы в лидерах сейчас находимся. Yenilmedik. Проиграли. Buradaki maçımızda inşallah gereğini yapıp bu gruptan çıkacağız inşallah. Denizban'la ilgili konu geçen transferde. Biliyorsunuz Berkay'ı istemiştik, oraya sağ taraf olmamıştı. O zaman istemiştik. Parma'da vermedi, istemedi. Benim öyle bir şey deme yetkim yok. İstemişizdir oyuncuyu da, böyle bir hani o kadar da ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Ama Parma Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Oyun anlayışımızda, oyun sistemimizde Halil bizim için oynayan oyuncu, oynatan oyuncu profilini çiziyor. Mustafa ve Cagne daha gole yakın oyuncu gibi duruyor. Dolayısıyla anlayış dolayısıyla öyle başlıyoruz. Bazen de yeri geldiği zaman ikinciyi, üçüncüyü koyuyoruz. Açıkçası burada bu rekabet içerisinde kimse, hiçbiri ya ben bu arada çok iyi durumdaydım da hoca bana bu formayı vermedi diyecek durumda değil. Herkese bu formayı veriyoruz. Adaleten. Burada çok önemli bir şey var. Alan çıkarmasın. Oynadığı oyunla, skora katkısıyla, performansıyla, mücadelesiyle, artı bütün maç boyundaki istatistikleriyle, yani bunun içerisinde
bütün başlıkları sayabiliriz. Bunların hepsini topladığımızda tek santiforla genel olarak oynuyoruz ama zaten çok adamla gittiğimiz için Halil bizi orada daha iyi pivot santifor şeklini bize daha iyi yaptığı için, bizi oyuna daha çok çektiği için tercih ediyoruz. Ama bu zaman zaman Halil'in oturup Cagney'in oynamasına mani olmadı. Mustafa'nın direkt oynamasına mani olmadı. Dolayısıyla bu arada muhakkak ki herkes ister ki devamlı oynasın. Tabii biz de isteriz ama olmuyor. Ona göre dediğim gibi alan bırakmayacak. Tahminim odur ki devreye pandemiyle ilgili bazı sıkıntılar girmiştir. Yoksa kulübümüz esasında gerekli açıklamayı yaptı zaten. Yani benim üstüne söyleyeceğim çok bir şey yok. O taraflara da dönmeyeceğimi, sadece sahaya döneceğimi söylemiştim dün zaten. Ama hakikaten kısır tartışmaların son bulmasından yanayım. Ben de katılıyorum başkanıma ve yöneticilerime. Ve biz mümkün mertebede bundan uzak kalmaya çalışıyoruz.